İyi sabahlar sevgili seyirciler. Bugünkü konuklarım şu anda hemen yönetmenimiz İlker Ateş görüntüye getiriyor. Emine ve Emine Aslan ve Hasan Fahri Şen. Hoş geldiniz. Hasan Fahri Şen formasıyla gelmiş antrenör. Evet. Emine ise daha yeni Türkiye şampiyonu oldu. Emine'nin bu şampiyonlukları yeni değildir. Kendisini 2019 yılında İlk dünya şampiyonasında tanımıştım Akdeniz'de. Hep beraber güzel bir mücadele vermiştik. Sonunda da birlikte ağlaşmıştık diyelim. Emine değil mi? Evet. O ilk dünya şampiyonluğundu. Yani yayına girer girmez hemen böyle 2019 yılının bir fotoğrafını göstersin isterdim. Ama acaba Bilal Temizel yardımcım hazır mı? Evet. Evet, ne kadar güzel. Bakın, oğlum Korhan Ayhan'la birlikteyim ve Emine, aynı zamanda diğer arkadaşları, Emine'nin yanında Gülşah Kıyak ve Duygu Turan. O da dünya şampiyonlarından ve yukarıda Korhan'la anlatırken hemen yanımda da Tahir Can Yıldırım. O devirde, o senelerdeki yardımcım da Tahir Can Yıldırım'dı. Şimdi bu görevi redaktör olarak Bilal Temizel yapıyor. Bir de Aslıhan Yılmaz kardeşimiz, o da son derece değerli, İlker Ateş'in yardımcısı. Spor Toto Türkiye Kickbox Şampiyonası Antalya'da yapıldı. 10 bin civarında kickboksçu vardı, değil mi Hasan'cığım? Sen daha iyi bilirsin bu işleri. 22-29 Ocak 2024 tarihinde Antalya'da yapılan Kickbox Türkiye Şampiyonası'nda yani bir rekor, Türkiye Kickbox Federasyonu bir rekora imza attı. Ya. İlk defa bu kadar yüksek bir katılımcıya ben kendim şahit oldum. İlk 3 gün 8 tane ring kuruldu. Muazzam bir kalabalık. Yani gençlerimiz bir kickbox aşığı olmuş artık. İlk 3 günden sonra bir gün ara verildi. Tatami sporlarının tartıları vardı. 15 tatami kuruldu. Kickbox Federasyonu'na, başkanımıza, buradan Salim Kayıcı'ya ayrıca teşekkür ediyorum. Yani çok güzel bir katılım, çok yoğun bir katılım ve sorunsuz bir maç. Yani bu kadar, o kadar maç yapıldı, ya maç sayısını bilmiyorum artık. O kadar maç yapıldı, sorunsuz bir şekilde, kazasız belasız maçlarımız bitti. Emeğe geçen herkese buradan teşekkür ediyorum. Evet, adet olarak söyleyeyim sana. Birinci müsabakalarda 8 bin civarında, ikincide de ise tatami yerde. Hep tatami dedir. Yerde, halının üzerinde yapılır bu müsabakalar. Onları da söyleyelim de sevgili seyircilerle ilgili. Yani ring olmayan. Ring olmayan, minderlerin üstünde. Minderlerin üzerinde yapılan, halıların üzerinde, minderlerin üzerinde yapılan yarışmalar. Orada da 5500'e yakın. Evet. Yani 13-14 bin kişiyle bir Türkiye şampiyonası. Bilmiyorum Emine, sen kaç yıldan beri bu kickboksun içindesin? 2023 yılından beri. 2013. 13, evet. 19'da dünya şampiyonluğunu almıştın, beraberdik. Evet. 13'ten beri bir sürü Türkiye. Şimdi biz 2004 yılında, ben Kickboks Federasyonu As Başkanıydım. 2004'te Salim Kayıcı'yla, kickboks değil, boks federasyonu as başkanıydım. Caner Doğan Eli ile birlikteydik. Ve kickboks bizdeydi. Boks federasyonunun içindeydi. Sonra ayrılma durumu oldu. Ayrılınca Salim Kayıcı kardeşle birlikte bu federasyonu kurduk. Ben de kurucu as başkanım. 2007'de de profesyonellik başladı. Tarık Solak geldi. Avustralya'dan bir büyük kanalın müdürüyle anlaşma yaptılar. Tarık Solak'la ben birlikte oldum, tanıştım. Önce şaşırmış, bu yaşlı başlı adam bana ne öğretir ya demiş. Ne yapacağım ben bununla filan demiş. Tarık öyle deli dolu bir rahmetli kardeşimizdi. Ondan sonra da birinci bir deneme yayını yaptık. Şöyle bir baktım, benim sarılmış yanaklarımı öpüyor, ellerimi öpüyor. Seni bana Allah mı gönderdi diyor. Haşa dedim, Allah değil işte. Tesadüfler şöyle böyle. Ve sen de orada müsabakalar. Benim maçlarımı da anlatmıştınız. Tabii, gayet tabii. Az maç anlatmadım. Gürkan Özkan unutulur mu? Serkan Yılmaz.
Serkan Samuray. Samuray. Ondan sonra şeyden gelen Apache Serkan, Headhunter. Headhunter. Headhunter havada pervane. Evet. Döner ve kelleye topu indirir. Kalkamaz. Ramazan Beyazkaya. Ya. O gün o günlerde anlattığınız sporcular. Evet, sanıyorum Bilal Temizel. Bu Hasan kardeşimizin görüntülerini hep birlikte seyredeceğiz, değil mi? Evet. Şimdi orada bir de Murat Çimen isimli çok çok değerli kardeşim var. Murat Çimen işte bizim bloktan sonra yeni bir blokta önce olarak bu boksları, kickboksları hepsini anlatıyor. Olimpik oldu. Olimpik deriz biz böyle. Hatta olimpik şampiyon oldu. Mesela ben iki olimpiyat anlatmama rağmen finallere çıktım. Atlanta'da ve Atina'da finalde şeyde kaldım. Yani altın madalya alamadık. Malik Beyleroğlu Atlanta'da ve Atagün Yalçınkaya Atina'da hepsi evet. Gümüş madalyayla yurda döndüler. Ama bu değerli kardeşimiz hem seviyor boksu hem de hayırlı uğurlu da geliyor. Onunla birlikte bir böyle el sıkıştık ve Murat Çimen'i şimdi dinleyelim. Bu müsabaka Antalya'daki Türkiye Kickbox Şampiyonası Murat Çimen tarafından nasıl başlatılıyor ve yanında kim var? Evet, aynı zamanda yanımızda bir efsane var. Gerçekten de üstadımız sevgili Orhan Ayhan var. Orhan abiyle birlikte bu karşılaşmaları ben anlatacağım. Orhan abi de yorumlarıyla gerçekten önemli katkılar sunacak ki yıllardır Orhan abinin anlatımları ayrı bir renk katar boksa ve kickboksa. Şimdi tabii TRT'de boksa kickboks mücadelelerini anlatıyoruz ama Orhan abi bizim tabii ki üstadımız, bizim önderimiz. Ondan çok şeyler öğrendik ve öğrenmeye de devam ediyoruz. Benim hayat felsefem budur. Son nefes verene kadar öğrenmek devam eder Orhan abi. Sizlerden daha çok şeyler öğreneceğiz. Dolayısıyla bugünkü bu yayından ardından son programı kapattığımda mutlaka yine yeni şeyler öğrenmiş olarak buradan kalkacağım. Hayat benim için böyledir. Öğrenmek asla bitmez. Orhan abiyle bugün sizlerle birlikte olmak da benim için ayrı bir mutluluk. Onu da belirtelim. Evet Orhan abi, 12 maç TRT Spor Yıldız ekranlarında olacak. Hem kadınlar hem erkeklerde birbirinden önemli sporcular var. Avrupa şampiyonları, dünya şampiyonları var, Türkiye şampiyonları var. Ve işte o sporcularla yayınıyla sizlerle izleyicilerimize birlikte olacağız. Orhan abi, hemen senin de görüşlerini alalım. Şimdi sevgili Murat, önce ifadelerinle ilgili sana teşekkürlerimi belirtiyorum. Öğrenmenin sonu yoktur. Bunu bir felsefe olarak hayat boyu yaşa ve yaşat. Yakınlarına da devamlı söyle. Bugünkü müsabakada benim dikkatimi çeken başka bir artı olay var. Bu artı olay TSK'lı sporcuların bu işe vermiş oldukları hizmet ve bu işteki kazançları. Ben 2017'den beri kurucu başkanıyım. Türkiye Kickbox Federasyonu kurucu başkanıyım. 2007 yılı yanılmıyorsam. Evet, 2000... önce bokstu, bokstan ayrıldı. Ve kurucu biraz önce Salim Kayıcı da ekranlara geldi. Evet, evet, Federasyon evet. Başkanı ama Orhan Ayhan deyince akla tabii ki kickboksun aynı zamanda kurucu başkanlarından biri olarak da kurucu as başkanı olarak, ve onursal başkan olarak da her zaman son genel kurulda bize onursal evet, ölünceye kadar onursal evet, başkan yaptılar. O da çok güzel. Buradan, sağ olsunlar. Burada emeği geçen herkesi kutlayalım. Sizi kutlayalım. Rahmetli Selahattin Bıyıklı'yı anmadan geçmeyeceğim. O da gerçekten bu spor için, bu branş için çok şeylerini verdi ama çok erken yaşta, 50 yaşında kaybettik kendisini. Buradan Allah rahmet eylesin diyelim. Allah rahmet eylesin. Ona da bir görevimiz olmuştu. Vibe Hub diye bir program evet, sunardım Show ben. Show TV'de. Asuman Karaşehir'de. Evet, evet. Selahattin'i de çıkarmıştık oraya. Evet, orada mücadele etmişti. Çok çok hizmeti vardır onun evet, da. Evet, buradan profesyonel boksu da, kickboksu da anlatan ilk defa benim. Tarık Solak rahmetli Avustralya'dan gelirdi. Ve büyük bir kanalda müthiş rating rekorları alırdık. Yani boks nedir derler bana. Boks nedir, kickboks nedir? Boks benim için bir klasik müziktir. Kickboks ise pop. Aha,
Bravo. Tamam mı? Çok özetim güzel benzerlik. İşte bu kadar. Yani anlatılabilecek, hani tek cümleyle anlatın denildiğinde gerçekten en güzel şekilde ancak bu şekilde anlatılabilirdi. İkisinden yani de vazgeçemezsin. Evet, evet, kesinlikle öyle. Emine, ne diyorsun? Doğru mu bu pop, kickbox? İlk defa duydum ama çok hoşuma gitti, güzel bir söz. Sen hangisini seviyorsun? Kickbox. 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 Hasan? Evet, kickbox. Her zaman. Şimdi nereden geliyorsunuz bugün siz? İstanbul'un hangi şehrinden geliyorsunuz? İstanbul içinde biliyorsunuz 1000 tane filan şehir var. Evet, şehirden şehire transfer. Bağcılar'dan geliyorum. Bağcılar'dan. Oo, evet. Maşallah, bravo. Ya ben sizi akşama doğru bekliyordum burada. Ancak gelebilirdiniz. Bu trafikte. Trafikte. Bugün enteresan bir şey okuyorum bir gazetede. Millet soruyormuş, bir meteorolog da cevap veriyor. Diyorlarmış ki, ya Silivri'ye kar yağıyor, İstanbul'a bir şey yok. Nasıl oluyor? Adamcağız da benim yıllardan beri herkese söylediğimi söylüyormuş. Ben aynı zamanda coğrafyacıyım da. İstanbul'a kar nasıl yağar ya? İstanbul'da milyonlarca bina ve araba, motosiklet, bir sıcak kaynayan bir şehir İstanbul. Evet. İstanbul kaynıyor. Dolayısıyla ne oluyor? O kaynayan şehir yukarı çıkıyor. Karları yukarıda eritiyor. İşini yapıyor, görevini yapıyor. Aşağıya hazır su, yağmur olarak iniyor. Ve İstanbul'a her şeyden önce kar falan giremez yani, öyle kolay değil. İstanbul'a ancak arabalar girer. O da girebilirse. Yani siz böyle maşallah Güngören'den buraya programı kaçırmadan geldiniz. Şimdi sevgili kardeş, Salim Kayıcı'nın bir sevgileri var, selamları var size. Yayının başında hemen söyleyecektim. O biliyorsunuz Kickbox Birliği başında önemli bir toplantıları var. Bugün programa o da katılacaktı. Birlikte olacaktık. Ama Salim Kayıcı'yla beraber olmak veya bunun dışında olmak hemen hemen aynı şey. Her zaman içimizde bir sevdiğimiz kardeşimizdir, başkanımızdır. Şimdi bizim başkanımız sadece Türkiye Kickbox Federasyonu Başkanı değil. Aynı zamanda Dünya Federasyonu, evet, As Başkanı, evet. Avrupa Başkanı, Akdeniz Başkanı. Burada da birçok görev var. Türkiye'de de 81 ilde kickbox yayılsın diye mücadele eden bir başkanımız var. Bu kickbox her sene çıtayı daha da yükseltiyor. Yani şimdi, diğer federasyonların önüne geçmesi. Şimdi şurayı kaçırmayalım Hasan'cığım. Bak görüntüde Antalya Valisi Hulusi Şahin Bey. Arkada da Harun Demir Genel Sekreter, Salim Kayıcı Hulusi Bey'e eldiven giydiriyor. Evet. Bu benim nadir gördüğüm şeyler. Biz böyle çeşitli müsabakaları şehirlerde yaparız. Valiye sadece ziyarete gidilir. Vali Bey şeref vermezdi. Fakat bu bambaşka bir vali. İlgi çekici, fevkalade başarılı, spora yatırımlar yapan, Antalya gibi bir yeri değerlendiren. Aynı zamanda bu toplantıdan sonra Murat Çimen'in kendisiyle yaptığı bir röportaj da var. O röportajdan sonra da geldi beni özel olarak masamda, yayın yaptığım masamda ziyaret etti. Ah dedi, ben dedi şeye yetişemedim ama dedi, Muhammed Ali'ye yetişemedim ama dedi. Ondan sonra kim varsa dedi, o pataklayanlar dedi, yumrukları atanlar, saniyede herkesi devirenler, hepsini dedi seyrettim dedi. Bana bir sürü iltifatlarda bulundu sağ olsun. Yani bütün valilerin spora bu gözle bakmaları, Türkiye'de sporu, hele hele amatör sporu çok daha fazla kalkındırır diyorum. Onun için biraz önce lafı kestim ki buradaki görüntüleri atlamayalım. Yine Harun Demir Genel Sekreter, o da görüntüye geldi. Harun Demir'den aldığım bir bilgi vardı senin. 2003 yılında bizim federasyon, yani Kickbox Federasyonu, ben bizim diyorum çünkü son genel kurulda beni ölünceye kadar onursal başkan olarak seçtiler. Evet. Bu arada ben biraz önce as başkan yerinde başkan demişim kendim için. O bakımdan özür diliyorum. Biraz önce dinlerken ve programı seyrederken as başkan demem gerekiyordu. Kurucu as başkan. Doğrusu budur. Ben kurucu as başkanım. Kendim için as başkan demişim. O bakımdan bunu düzeltiyor. Özür diliyorum. Şimdi biraz önce madalyaları söyledi sana. Aklında kaldı mı acaba? 1091 madalya. 1091. 2023 yılında Kickbox Federasyonu'nun uluslararası faaliyetlerde aldığı toplam madalya sayısı 1091. Evet. Çok enteresan.
Yani çok yüksek bir rakam. Kaç altın belli mi? Şu anda o bilgiye ulaşamadım. 1091. Ben şöyle bir şey duymuştum. 600'lü rakamlar duymuştum. 600 ise yani altın yarıya yakın. Takım halinde dünya şampiyonu olduk. Bunu da burada söylememek olmaz. Kickboks Federasyonu tarihinde ilk defa dünya şampiyonluğunu 2023 yılında yakaladı. Takım halinde, ülkemiz takım halinde en yüksek, bütün ülkeleri geçerek madalya sayısında takım halinde dünya şampiyonu oldu. Evet. Şimdi burada bir dünya şampiyonu var. Bir dünya şampiyonu program başladığından bu yana sanıyorum bir 15 dakika oldu mu sevgili Bilal? Geçtik mi? Evet, 15 dakika. Şimdi Emine Aslan böyle duruyor. Emine Aslan, zannetme ki sen burada konu mankenisin yani. Seni unutmak mümkün mü? Estağfurullah, ben sizi dinliyorum. Biraz daha canlı, biraz daha canlı. Vurduğun yumruklar gibi olsun. Şimdi sen biraz kendini anlat. 2019'dan önce sen bu spora nasıl başladın? Ne gibi mücadeleler geçti? Ondan sonra nasıl Orhan abinle birlikte 2019'da dünya şampiyonu olunca bir aramızda da Salim Kayıcı, hem kendini ağladın hem de bizleri hüngür hüngür ağlattın yayında. Yani ben ilk başta kız kardeşim salona başladı. Hocam Hasan Farişen'le. Hocam bana sen ne zaman başlayacaksın, niye kardeşini ziyaret etmeye gelmiyorsun, merak etmiyor musun diye beni salona teşvik etti. İlk başladığım zamanlarda aidat istemiyorum, gel senden para isteyen mi var diye söyledi. Yok dedim, ben para vermeden başlamam, bedava hani şey yapmam. Sonuçta siz de salon geçindiriyorsunuz. Ben de böyle bir şey kabul edemem. Parasını veririm, ancak öyle başlarım dedim. İyi, ver o zaman parayı dedi. Verdim parayı, malzemeleri verdi. İlk başta başladım. Gerçekten göründüğü gibi değil. Ağır bir spor, eğlenceli ama zor. Ben buraya nereden düştüm dedim. Ama aidat paramı verdim. Aidatım yanmasın diye bari devam edeyim dedim. Partnerlerim de böyle bir rekabet olmaya başladı. İçimde böyle hırslar olmaya başladı. Ben onlardan daha iyi olabilirim gibi böyle içimde bir yarışma başladı. 4 ay sonra zaten ilk maça katıldım. İlk maçta da şampiyon oldum. Hocam ben de o ışığı fark etti. Ben de 2 hafta sonra daha maç ne zaman diye istekli bir şekilde hocama sordum. Hocam da senden olur dedi. Antrenmanlarımı daha sık devam ettim. Bu süreçte tekstile çalışıyordum. Benim için de zor bir işti. İmkanlarım kısıtlıydı. Antrenmanlarım çok fazla yapamıyordum. Derken 2013'te başarı yapamadım. Çok çalışıyorum. Çok çabalıyorum. Tekrardan maçlara katılıyorum. Kazanıyorum ya finalde kaybediyorum ya böyle şampiyonlara yeniliyorum. Ben ne zaman bu şeytanın bacağını kıracağım diyorum. Tekrar çalışıyorum, tekrar ediyorum derken 2015 yılında hocama ben bir söz vermiştim. Şampiyonun biri katılmamıştı. Hocam dedim, bu sefer dedim, tüm rakiplerimi dedim nakavtla alacağım. Çünkü şampiyonlar çok tecrübeliler. O şampiyonda katılmadığı için de ben de hocama söz verdim. Tüm maçlarımı da nakavtla aldım İzmir Türkiye Şampiyonası'nda 2015 yılında. Orada şampiyon oldum. Hocama verdiğim sözü tuttum. 2015'in ilk yılında sevgili başkanımız, Kickboks Federasyonu Başkanımız Sayın Salim Kayıcı beni kıtalar arası Afrika'da yapılan bir Afrika Kupası'na gönderdi. Hayatımda ilk defa bir yurt dışı göreceğim. Yurt dışına çıkacağım falan. İlk ayrılışımız olacak böyle Türkiye'den. Benim için de çok zor, duygusal bir andı o an. Orada da dünya şampiyonu rakibimi yendim 2-1. Benim için de çok gurur verici bir şeydi. Ülkeme altın madalya götürmem. Ondan sonra Sırbistan'da dünya şampiyonasına gittim. Ben böyle bütün maçlarımı nakavtla alıyorum, kazanıyorum. Dünya şampiyonunu yenmişim. Bana bir özgüven geldi böyle. İşte ilk rakibim Sırbistan'da, Türk yani ülke olarak Sırbistan'da yapılıyor. Rakibim Sırbistanlı. Onu da ben tanımıyorum ama meğersem Avrupa ve dünya şampiyonu defalarca olmuş. Hiç yenilgisi yok. Ben tanımıyorum ama bana bir başladı, bir vuruyor, bir vuruyor, bir vuruyor. Ben artık hakemin arasına falan giriyorum. Bu ne böyle diyorum yani, maşallah. Orada yenildim işte ilk turda. Ondan sonra ülkeme döndükten sonra antrenmanlarımı daha farklı yapmaya başladım. Bakış açımı değiştirdim. Artık Türkiye'deki rakiplerimden ziyade ülkedeki rakiplerimi takip etmeye, onların nasıl antrenmanlarını yaptığını, onları keşfederek antrenman yapmaya başladım. Böyle böyle kendimi geliştirdim.
2016'da 2017'de böyle dereceler yapıp dönebildim ülkeme. Yani sürekli yeniliyordum. Ben artık şeytanın bacağını ne zaman kıracağım diye sürekli ağlıyorum. Canım sıkılıyor, moralim bozuluyor. Kaç kere pes etmek istedim. Benden hiçbir şey olmaz dedi. Tekrardan hocam sağ olsun, ben sana inanıyorum. Bu işi yapacaksın, yeteneklisin diye bana güvendi. Ben de güvenini boşa çıkartmadım. 2019 Antalya'da dünya şampiyonası yapıldı. Bu sefer daha planlı, programlı, daha temkinli bir şekilde rakiplerimin hepsini eleyerek orada dünya şampiyonu oldum ilk defa. Ben dedi tamam, ben şeytanın bacağını kırdım. O kadar mutluyum, o kadar mutluyum ki zaten son anda aldım maçı 2-1. Ağlıyorum böyle, bayrağı saldırıyorum, böyle şey sallıyorum. Yani ne yapacağımı bilemedim. Neredeyse hakeme bile sarılacaktım yani. Çok duygusal bir andı benim için, unutulmazdı. Zaten ondan sonra pandemi girdi. Evet. O sene hiç maçlara giremedik. Ben evde işte bir şekilde antrenmanlarımı yapmaya, sürdürmeye çalışıyordum. 2021 yılında tekrardan İtalya'da dünya şampiyonası yapıldı. Ben orada tekrardan dünya şampiyonu oldum. Bunun ben bir tesadüf olmadığını herkese göstermek istedim. Çünkü sadece Emine tesadüfen de aldı diyenler falan da oldu. Başkanımız da söyledi zaten, Salim Kayıcı. Sen dünya şampiyonu tesadüfen almadığını, bu İtalya dünya şampiyonasını da göstermiş oldun diyerek beni tebrik etmişti. O da beni çok mutlu etmişti. Böyle devam ediyoruz antrenmanlarımıza, çalışmalarımıza. Ben hala doymadım. Bu sene Yunanistan'da dünya şampiyonası yapılacak. Bunun için de çalışmalarımı sürdürüyorum. İnşallah da Yunanistan'da yapılacak dünya şampiyonasında şampiyon olmayı hedefliyorum. Orada mutlaka bu işi yapman lazım. Ne zaman oluyor bu? İlkbahardan sonra mı? Yaz, sonbahar? Kasım ayında olacak. Kasım. Yani sene biterken. Bu arada seni tekrar candan kutluyorum. O maçı, 2019'daki şampiyonluğu alnının akıyla, bileğinin gücüyle aldın. Çünkü evet, onu anlatan da benim zaten. Ben de tutup da el aleme, herkesin gözünün önünde palavra atacak halim yok. Biz böyle, hatta yani birçok olayı, ben kendimden bahsedeyim, biz demeyeyim, biraz eksik görmeye çalışırım ki vatandaşları sonunda hüsranla karşı karşıya bırakmayayım. Yani bokslarda, şurada, burada, hangi müsabaka olursa olsun. Sen onu bırak, ben futbol anlatırken koku geliyor falan derdim yani burnuma. Bir bakarsın anında gol olmuş. Enteresan bir şey bu. İlgi çekici. Yani ben şimdi bu lafı söyledikten sonra Galatasaray belki de bana olağanüstü bir para takdir eder. Aman gel Orhan'cığım, şu bizim maçları anlat da bizim toplar direkten dönmesin. Evet. Rekor kırıyorlar onlar da. Neyse, şimdi futbolu katmayalım bu güzel sohbetimize. Emine'cim, kaç sene daha sürdürmeyi düşünüyorsun? Yani ben çok geç yaşta başladığım için bu sporu ben yeni yeni aşık oldum. Vücut olarak da kendimi hala iyi hissediyorum. Severek yapıyorum. Antrenmanlarımı severek yapıyorum. Bilmiyorum yani ne zaman bırakırım. Hala devam etmeyi düşünüyorum yani. Vücudun gayet normal işte. Yani 38 yaşında futbolcular para alıyorlar. Evet. 38 yaşında en zor işleri yapıyorlar. Gönül ister kickboks olimpiyatlara girsin. Ben evet, bu olimpiyatlarda yarışayım. İnşallah. Çok istiyorum. En azından bunu yaptıktan sonra sporu bırakayım diyorum. Yani bir şey söyleyeyim mi? Bir başka voleybol olur. Kickboks. Eğer evet, olimpiyatlar kickboksu alırsa biz bayağı bir madalya alırız. Çok isteriz. Çok da başarılıyız zaten. Alırız da. Şimdi bayanlara yaşlar sorulmaz ama sporcu olarak da tabii mutlaka o yaşlar önemlidir. Her ne kadar olgun yaştaki sporcular çok daha iyi rekorlara vasıl oluyorlarsa da gene de bir bitiş diye bir zamanları vardır. Hep kafalarının, beyinlerinin bir kenarında ben şu zaman bu işi bırakayım, şu tarihte bırakayım, şuraya kadar geleyim bırakayım diye düşünce içindedirler. Şimdi sen olimpiyatlara doğru bu seneki olimpiyatlara, yani Paris olimpiyatlarına kickboks katılmıyor. Değil mi Hasan? Katılmıyor. Katılmıyor. Evet. Ondan sonraki olimpiyatlar için tam 4 yıl var. 4 yıl bekleyecek misin yoksa Paris'ten sonra veda edecek misin?
Yani 4 yıl bekleyeceğim. Kendini nasıl görüyorsun yani? 4 yıl bekleyebilirsin de. 2028 zaten benim son senem olacak büyüklerde. Aa, o zaman fevkalade. Ondan sonra zaten olimpiyatlara girmezse de benim artık yapabileceğim bir mücadele kalmıyor. Bu bırakacağım yani. Gayet tabii. Yani senin yaşında birçok şu anda zaten futbolcular en faydalı zamanlarını yaşıyorlar. 38'likler var, 39'luklar, 40'lıklar var. Sen daha 30'lu yaşlardasın. Evet. Öteki olimpiyatları da inşallah eğer olimpiyat alınacak olursa kickboks inşallah görürsün, hep birlikte seni seyrederiz. Allah da bize ömür verirse. Abi. Hasan Parişen, programın sonuna geliyoruz. Sana çok çok teşekkür ediyorum. Kickbokstan profesyonellerden geldin. Tarık Solak'tan bahsettik, Headhunter'dan bahsettik, Gürkan evet. Özkan'dan bahsettik. Bunlar da arkadaşlarımız gösterecekler hepsini. Benim anlattığımlarım var. Çeşitli müsabakalarda görüntüler var. Hepsi tarihe geçen görüntülerdir. Sen şimdi bu işi gayet güzel bir şekilde sürdürüyorsun. Salonun dolu mu? Memnun musun hayatında? Ben Bağcılar'da salonum oldukça dolu. Bağcılar'da. Bağcılar. Evet. Gençlik, şu anda gençlik oldukça sporu daha bilinçli bir şekilde yapıyor. Antrenörlerimiz daha bilinçli. Antrenör kurslarından katılan antrenörlerimiz gençlerimizi daha güzel yetiştiriyor. Tabii ki devletimiz daha güzel imkanlar sağlıyor. Buradan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Baka, Kickboks Federasyonu Başkanımız Sayın Salim Kayıcı, Bağcılar Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Özdemir'e spora verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Size böyle bir güzel programda katıldığım için size ayrıca teşekkür ederim. O da bizim görevimiz sevgili kardeşim. Ben de çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Hasan. Emine, programın sonuna geldik. Bu programda emeği geçenler var tabii. Yönetmenimiz İlker Ateş, yardımcısı Aslıhan Yılmaz ve benim yardımcım Bilal Temizel. Bu arada yine programı bitirirken o Antalya'da yaptığımız uzun Türkiye Kickboks Şampiyonası'ndaki anlatımı nedeniyle, yapmış olduğu espriler ve araya girmeler nedeniyle, anlatımları nedeniyle değerli kardeşim Murat Çimen'e de ben ayrıca bir teşekkürü burada yapmış oluyorum. Sağ olsun, var olsun. Ben bundan sonra çok ringlerde onlar devam edecekler. Ben de size çok teşekkür ederim davetinizin için. Orhan abi ekibi, TRT ekibine de çok teşekkür ederim. Buradan Bağcılar Belediye Başkanı Sayın Abdullah Özdemir'e de çok teşekkür ediyorum. Maddi manevi desteklerinden dolayı. Değerli seyirciler, programımız sona eriyor. Hoşça kalın, iyi günler. Bu arada kadınlara geçiyoruz şimdi. 52 kilogramda kadınlarda full kontakt. Mavi köşe Berfin Yeşil Fidan geliyor Bursa bölgesinden sevgili evet. seyirciler şu anda ekranlarda ve rakibi İstanbul'dan Emine Arslan, iki sporcu full kontakta karşı karşıya gelecek. Full kontakta biraz önce de söyledik, belden aşağı vuruş yok, sadece süpürme ama tırpan olarak söylüyoruz. Şimdi burada ben tarafsız olabilirim, Emine benim kızımdır. 2019 yılında burada ilk dünya şampiyonluğunu anlattım Antalya'da. Gözyaşlarıyla bitirdi. Enteresan, ilgi çekici bir hayatı vardı. Ben dedim hayata bu kickboks sayesinde dedi, asıldım. Ve en güzel durumuma kickboks sayesinde geldim dedi. Ağladı üngür üngür. Bu yayınlar... hem TRT arşivlerinde vardır hem de benim kitabımda evet, mevcuttur. Evet, önemli. Ankara'da TRT'de görebilirsin. Kitapta yer alacak kadar önemli bir anı, bir evet. hikaye. Evet. Berfin'in 2-0'lık üstünlüğü var. Emine'nin de şu anda bir sol, bir sağ kroşesini izledik. Ardından bir sağ tekme, low kick ama kısa, biraz daha içeriden yapması gerekiyordu o hareketini. Şimdi bir sol direkt, ardından sol kroşe. Yine Emine Arslan'dan. Spor salonu vardı. O bakımdan spor hizmetini sürdürmektedir. Şimdi artık Emine iyice canlandı. Evet. 1-0'a getirdi i̇şte durumu. Kadar, ve kadar. Yine sıkıştı şu anda oraya. Rakibini evet. de indirdi. Evet, o kadar işte. Emine isterse. Rakibini de indirdi birdenbire. Sayıyor. Sanki avans verdi. Dur bakalım şimdi ne oldu? Biraz önce yapmıştı aynı hareketi. İtiraz etmişlerdi. Bu kez iktidar aldı. İşte şimdi. Oo!
Müthiş, müthiş iki. Sağ ve solu kroşeler izledik. Yumruklarını çok iyi kullanıyor Emine özellikle. Fakat enteresan. Puan gelmedi. Hayır, yani aldığı puanların üstüne puan gelmedi. Hala eksi de. Bunun 2-0 olması gerekirdi sanki. Gayet tabii. Çünkü oldu. Çok netti. 1-1 oldu şimdi. Diğer tarafa geldi puan. Hakem masasında. Şimdi neyse. Orhan abi bir yandan hakem masasına bakıyor böyle. Kim bunlar diyor. Orhan yani abi kızdı. Bakacağım. Üçüncü ve son round. Gerçekten kıran kırana bir mücadele. 2-1 önde şu anda. Emine. İyi başladı üçüncü rounda. Bir de ihtar geldi. Oo! Gerçekten. Müthiş bir taban yedi Emine. 3-0 oldu. Emine 3-0 önde. Bir sol bir sağ. Müthiş bir maç. Müthiş bir maç sevgili seyirciler. İki tarafta inanılmaz istiyor. İnanılmaz bir mücadele var. Yine bakın tekmeleri son derece etkili. Berfin Yeşil Fidan'ın 3-0 önde şu anda Emine. Yumruklarını o kadar iyi kullandı ki. Kontralarda çok iyi. Orhan abi özellikle. Rakibi geldikçe kontralardan boş göndermiyor tabii rakibini. Canım, tabii, tabii. Daha çok kullanmalıyız diyor. Bu arada bir sağ kroşe. Oo, bir sağ daha. Bir sağ direkt giderken Emine evet. Dokundu. İşte bu kez öncesini kırmadı tekmeyi. Evet, kaskını düzeltmek istedi. Boynu kırılacaktı. Emine'nin yani. Hakem düzeltirken o kadar böyle. O dizi filmler var ya hemen boyunlar tak diye böyle kırılveriyor. Evet, İzzettin Altun kaskı düzelteceğim derken aman, sakatlayacak aman, demine yazdı. Aman. Yoksa bone olmadığı için kayma daha çok. Oo, yine Emine'den bir sağ. Hemen şimdi geldi karşılık ve bakın. Hakem bakın, yedi. Maç bitti ama hala sanki mücadele devam ediyor. Yalnız. O kadar çok fark evet. Olmalıydı ki. Emine Arslan kazandı. Berfin Yeşil Fidan'ı mağlup etti. Skor kırmızı köşede. Kaç oldu? Skorun çok daha fazla yukarılarda olması lazım evet. Emine'nin skorunun. Evet, Emine yani. İşte ekranlarınıza yansıyor. Gerçekten çok zor bir hayat hikayesi var.